Solo leveling mangasına başladık. Baya olmuyor. Yani uzun bir süre olmuyor aslında ya. 12 sayı okuduk toplamda. İlk defa hayatımda e, mangası dedim bu arada. Webtoon. İlk defa hayatımda bir webtoona başladım. Evet evet açtım. İlk defa hayatımda bir webtoon okumaya başladım. Bunlar Kore yapımı değil mi beyler? Manfa diye mi geçiyor? Hmm, webtoon mu manfa mı abi? Manfa değil mi? Evet evet hiç hakim değilim bunları. Genelde manga okurdum İlk defa bu tarz bir şey okumaya başladım abi manfalar yani değişik gerçekten değişik Değişik olan şey ee, yani çok şey değil Çok konuşma yok çok diyalog yok yani daha çok görsel var benim anladığım gördüğüm kadarıyla ve görseller renkli siyah beyaz değil tamamıyla renkli çizimler içeriyor Hal böyle olunca okurken insan ee, sadece çizim okuduğunu hissetmiyor sadece sanki anime izliyormuşsunuz gibi bir hissiyat veriyor ve bence bu gayet güzel abi İnternette yayınlanıyor ve cilt olarak çıkmıyormuş abi webtoonlar. Anladım abi fena değil. Yani e, Koreliler Japonlardan sonra böyle bir şeyin mi başlamış artık ilk Japonlar mı başlamış burası ne bilmiyorum ama Solar levelin 2016'da çıkmaya başlamış. Yani renkte olunca ve çizimleri farklı olunca açıkçası insanın ilgisini çekiyor ve diyoruz ki evet Koreler de bunu başarmış. E, Japonlar başarıyor e, Koreliler başarıyor belki Çinliler bile başarıyor. Fakat Türkler neden böyle yapımlar yapmıyor? Gerçekten merak ediyorum. Yani tabii ki de mangalardan esinlenmişler. Tabii ki de diğer çizimlerden esinlenmişler. Fakat tüm bunları bir araya getirdiğinde ya diyorsun ki Türkler de aslında bu tarz şeyler yapabilirler. Bence gerçekten yapabilirler. Ee, açıkçası Tayfadaki diğer insanlara bakıyorum, vampis okuyucuları, vampis izleyenleri, anime izleyenleri. Hepsini bir araya getirdiğimiz zaman. Bakıyorum ki aslında Türkler de yapabilir böyle şeyler. Yani gerçekten kafası kurguya basan insanlar var. Ee, i̇lgi çekici gerçekten. Solo Leveling'e benzer bir seri zamanında okumuştum. İsmini tam olarak hatırlayamıyorum. Gamer gibi bir şeydi abi ismi. O tarz bir şeydi. O tarz bir şey, o tarz bir seri biliyor musunuz abi? Gamer serisi. O tarz bir seri. Böyle level kasıyordu. Gerçek hayatta canavarlarla dövüşüyordu ve level kasıyordu. Gamer diye bir seri. Ufaktan onu okumuştum. The Gamer ismi. Aynen aynen. Ufaktan onu okumuştum ve açıkçası Solo Leveling'e ee, benzediğini düşündüm. Spoiler vermiyorum. Benzer olduğunu düşündüm. O da benzer bir şeydi ve fena değildi bence. Onu da okuduğum zaman e, bu tarz bir şeydi. Level atlıyordun, güçleniyordun vesaire. Açıkçası MMORPG oynayanlar benim gibi çocukluğumdan beri MMORPG oyunlar oynayanlar bu tarz serilere hayranlık duyma olasılıkları çok fazla. Açıkçası animelerdeki isekayilerden e, biraz daha farklı direkt oyunun içine dalıyormuşsun gibi bir hissiyat veriyor ama gerçek dünyadasın ve bence bu biraz keyifli oluyor. İnsanı serinin içine çekiyor vesaire vesaire. İyi bir manfa bu arada. Beğendim ee, Fena değil Evet seri ilk başladığımızda zaman Sungui denilen bir ana karakterimiz ee, Avcılık yapıyor Ve geçimini bu şekilde sağlıyor ee, Bir tane kız kardeşi var Vesaire vesaire aha yayına drop girdi neyse düzelir herhalde şimdi Çizimleri fena değil ee, Karakter gelişmeye çalışıyor Ve dünyanın en güçsüzü olarak aralarında lakap koymuşlar falan değişik bir karakter Normal bir karakter ve sadece Geçim sağlamak için bunu yapıyor vesaire vesaire ve sonra bir tapınağa giriyorlar ve açıkçası tüm olaylar bence bu tapınaktan sonra başlıyor. Tapınağa girdikten sonra 16 kişi giriyorlar ve tapınakta bir sürü değişik olaylar oluyor. Sütundaki heykeller canlanmaya başlıyor ve tapınağın kuralları var. Ve açıkçası bu kurallar çok acımasız. Çünkü insanların kolu kopuyor, bacağı kopuyor ve ortadan ikiye ayrılıyor. Böyle bir vahşetin karşısında açıkçası izleyiciler ve okuyucular keyif alıyoruz. Neden? Çünkü çok gerçekçi, çok realist ve ee, birilerinin yaralanması ölmesi Ve oradaki zindanın ciddiyetini Görmek bizi keyiflendiriyor Açıkçası zindanları seviyorum Zamanında bununla ilgili çok oyun oynadım Dark Souls oynamıştım ve Dark Souls'un temeli Ölmeye yatıyor gibi bir şey abi sürekli ölüyorsun Ölüyorsun Ar aranızda Dark Souls oynayan Çok insan vardır ve açıkçası beni çok keyiflendiren Bir oyundu çünkü zorluk seviyesi hat safhada biz anime izleyicileri veya manga okuyucuları zorluğu gördüğümüz zaman mutlu oluyoruz. Neden bilmiyorum ama ana karakterin zorlanması bizim hoşumuza gidiyor. Çünkü hepimiz hayatlarımızda çok zor şeyler yaşıyoruz. Ve açıkçası bu zor şeyleri e, fantastik yerlerde de görmek bence bizim hoşumuza gidiyor. Yani benim hoşuma gidiyor açıkçası. Luffy'nin çok zorlanması veya diğer serilerdeki karakterlerin zorlanması beni mutlu ediyor. Song Weiju güçsüz bir karakter olmasına rağmen o tapınaktan bir şekilde sağ çıkıyor. Yani spoilerla bir inceleme doğru sonuçta ilk izlenin bunlar. Yani ee, çizimler değişik, karamsar ve korkutucu diyebilirim abi. Ve bu korkutuculuğun içerisinde bir güç dalgası ve antrenmana dayalı, e, gelişime dayalı bir seri olması fena değil. Yani karakterin sıfırdan nasıl geliştiğini, e, nasıl olayların e, gittiğini falan görmeniz insanı keyiflendiriyor. Bu yüzden ben Solo leveling'i açıkçası beğendim. İlk okuduğum Webtoon değildi. İlk okuduğum Webtoon The Gamer'dı ve yarıda bırakmıştım. Niye bıraktığımı da hatırlamıyorum. Çok eskiden okumuştum. Ve solo levelingde de ben bunları gördüm. Açıkçası ana karakterlerin, ana karakteri nasıl güçleneceğini görmek, ana karakterin nasıl ilerleyeceğini görmek ve neler yaşayacağını görmek. Açıkçası seri böyle bambaşka ve keşfetmeniz gereken bir sürü şey var. Karakter gelişecek, avcı dünyası ne alemde, yeni tapınaklar var mı, en üst seviyelerde neler var ve hikayede asıl olay ne zaman başlayacak. Çünkü şu an sadece karakterin e, gelişme süreci karakterin bulunduğu evreni anlatma vesaire vesaire açıklanıyor. Yani yan karakterler, ana karakter ve diğerleri. Çizimler ileride muhteşem oluyor. Öyle mi abi? Kesinlikle öyledir. Çünkü zaten daha şimdiden bunun tadını verdiler. Evet isimlerine henüz falan henüz alışamadım ya. Güney Kore'nin isimlerine, isim tarzlarına henüz alışamadım. Mesela ana karakterin ismini sürekli unutabilirim açıkçası. Çünkü Japonca'da daha böyle e, okunması kolay bir isimler oluyordu. Bu daha çok böyle Çin'e yakın isimler görüyorum. E ee, fena değil. Ben Solo Leveling'i gerçekten e, beğendim ve şu an galiba 156 sayı mı olmuş güncelde. Güncel 156. sayılar mı? yok. 158. sayıdılar ve her hafta geliyor anladığım kadarıyla neredeyse. Her hafta bir sayı çıkıyor ve ne kadar süredir çıkıyor? 2 senedir Solo Leveling yayınlanıyormuş galiba. Yok, 2 senedir değil, bayağıdır yayınlanıyor. E ee, Temmuz'da mı çıkmaya başladı abi? Ya fena değil. Ben gerçekten Soul Leveling'i beğendim. Ara ara okumayı düşünüyorum. Devam etmeyi düşünüyorum. İlk başta 1 ve 5. sayıları okumuştum. Şimdi 6'dan 12'ye kadar okuduk ve açıkçası sardı. Ee, bu serinin animesi gelir mi? Bilmiyorum. Zamanında bir Webtoon'u animeye çevirdiler mi? Öyle bir seriler var mı tayfa aranızda? Bilen var mı? Çok takip etmiyorum Webtoon olaylarını. Gerçekten çok takip etmiyorum. Çünkü biliyorsunuz ben genelde anime seçimleri olur ve eski serileri izlemeye başlarım abi. Genelde eski seriler üzerinden giderim ilginç olur yani. Animesi peki nasıl oluyor? Bunu yine bunu da mı Koreliler yapıyor abi? Bir manfa var ve Korelilere ait. Animeyi de mi Koreliler yapıyor? Animasyona çevirme olayını. Tower of God da bayağı popülerdi diyebiliyorum. Film olacak. Film nasıl olacak böyle bir seri? Dizisi çıkabilir de filmi bilmiyorum. Zor olabilir. Ee, yani değişik konuları var. ilgi çekici konuları var. Ve... Ee... Bence fena değil baya bir fantastik yani Baya bir fantastik Gerçekten iyi ee, O aksiyon sahneni falan çok O ciddiyeti o olan e, hüznü Umutsuzluğu falan bence çok iyi yayınlıyorlar Çok iyi gidiyor diye düşünüyorum ben ee, Cidleri bu arada Yayınlanıyormuş ya manfa yayın cidleri diye Şu an burada gördüm manfa cidleri diye Eylül'de yayınlamışlar Ocak'ta ve Ağustos Açıkçası bunları almak isterim ya Dur bakayım internet e satılıyor Amazon'da varmış galiba ya. Aa solo level'in kağıt bir kapak. 270 lira yazıyor lan. Almanca baskı. Hmm, anladım. DNR'da sanki böyle bir şey mi yazıyordu lan? Hatta yok yanlış yere bakıyormuş. Bence fena değil. Olursa okunurdu ya. Güzel olabilirdi yani. Evet Soul Leveling bence güzel bir seri ve açıkçası yayınlarda okumaya devam edeceğim. Aşağıda link bırakacağım tayfa Soul Leveling'i okuduğumuz videoyu izleyebilirsiniz aşağıdaki linkten. Ve Soul Leveling'i benimle beraber okumak isteyenler yayınlara katılabilirler. Bu seriyle de bu seriye devam etmeli miyim veya başka bir seriye de geçiş yapmalı mıyım? Yorumlarda belirtmeyi unutmazsanız sevinirim. Soul Leveling hakkında ne düşünüyorsunuz tayfa? Yorumları yazın mutlaka. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın abi.